Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Rabbim inşallah gönlümüzden geçen bütün duaları kabul eylesin. Doğruluk, iyilik, istikamet, başarı. Ev hanımı da olsanız, iş insanı da olsanız, siyasetçi de olsanız, ticaret ehli de olsanız, bunlar hayatın prensipleri, her yerde geçerli. Kunu ma'as sadikin. Doğru sözlü olanlarla beraber olun. Bunlar tavsiye. İstikametten ayrılmayanın varacağı yer cennet. Dünyada da cenneti yaşar, ahirette de. Hakim savcı karşısında, toplumda, insanların önünde doğru sözlü olan, doğru söylediğini dudaklarının şekil almasından, sesin çıkışından, etrafa yaydığı enerjiden insan herkese hissettirir. Doğru olmak kadar güzel bir şey yoktur. Yanlış olmak, yanıltan olmak, yalancı olmak, bir önceki söylediği yalana göre yeni bir yalan üretmek, vallahi doğru olmaktan daha zor, çok zor. Kur'an'da Saf suresinde 2. ayeti yanlış hatırlamıyorsam, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, lime tekulune ma la tef'alun. Neden yapmadığınız şeyleri söylersiniz, söyler durursunuz der. Kimisi yapmadığı halde yapmış gibi, kimisi okumadığı halde okumuş gibi, kimisi kapasitesi o an için yeterli olmadığı halde yeterliymiş gibi yaparak, kendini bu şekilde anlatarak, kendini kendine ve dünyadaki herkese ispatlamaya çalışan bir hal üzere. Bunu birisini kastederek söylemiyorum. Zaman zaman buna benzer şeyleri hayatımızın içerisinde gördük, görüyoruz. Allah Teala 5 yaşında verdiği melekeyi 40 yaşında verseydi o bedene 5 yaş aklı yakışmazdı. 40 yaşındaki aklı 5 yaşında verseydi o beden çıldırırdı. Onun için her yaşın kendine göre bir güzelliği var. Her dönemin kendine göre bir ahengi var. Allah Teala kalbimizi, zihnimizi, ruh dünyamızı, iç dünyamızı, yaşadığımız asra, yaşadığımız ortama, yaşadığımız devlete, millete ve kendi benliğimize uygun bir şekilde büyütsün, var etsin diye dua edelim. İnanın bu da çok akıl, çok enteresan bir nokta. Çocuk akıllı ya da çok bilmiş. Her iki ifade de insanı üzen, rahatsız eden, yoran bir şey. Allah'tan isterken bir şeyleri, Allah'ım en güzel zamanda, en doğrusunu, en hayırlı şekilde bana, bize lütfet diye dua etmeliyiz. Çünkü her şey vaktinde güzel. Her şey vaktine merhun. Yani tam vaktinde olmak üzere rehinli. Tam vaktinde olacak olan şey Yaradan'ın ilahi maksadına en uygun olanıdır. Tabii ki bu arada biz okulumuzu okuyalım, kurslarımızı alalım, üstadlardan, hanımefendi, beyefendi, bilgin insanlardan istifade edelim. Edebi ahlakı, edebiyatı, söylem ve eylem güzelliğini bu işi en güzel yapanlardan almak suretiyle hayatımızı zenginleştirelim. Hep bir okuldayız. Hep bir eğitim, öğretim halindeyiz. Okuldan çıktık, mezun olduk diye hayatın profesörü olmadık ki. Hayat bir aşama, hep devam ediyor. Güneşin doğduğu ve battığı her gün bize bir şey öğretiyor.
Onun için kainatın bize getirdiklerini en güzel şekilde hamule edelim. İç dünyamızı alalım. Bizden o an alması gerekenlere de müsaade edelim. Hayatımıza birileri gelir, birileri gider. Her gelene iyilik yapsın, kötülük yapsın, teşekkür ederiz. Bilemeyiz bizi hangi noktaya taşıdı. Kötülük yapan sabır törpüsü olur. Bize mana aleminde liyakat lütfettirir. İyilik yapan da bizi bambaşka duygulara götürür. Ona da teşekkür ederiz. Zira hepsi Yaradan'ın biricik varlıkları. İçimizdeki günahkar kullarda, sevapkar kullarda, doğru yapanlarda, yanlış yapanlarda eğer sabredersek bizim lehimizde çalışan varlıklardır. Ama sabırsız davranır, kavga eder. Sen bunu bana nasıl yaparsın? Sen kimsin dersek işte o zaman kaybetmeye başlarız. Tabii ki kendimizi, özbenliğimizi, yurttaşlığımızı, vatandaşlığımızı ailemiz önünde, toplum önünde, öğrencilerimizin önünde elbette koruyalım ama incinmeden ve incitmeden. Maharet bu. Hakaret ederek herkes kendini korur. Yapmayın. Hakaret ve hakarethamiz sözler, ifadeler bize yakışmaz. Hayırlı insana, güzel insana yakışmaz. Bazı insanlara çok yakışıyor gibi gözükebilir ama unutmayın. Şeytanın arkadaşı olan insanların ifade biçimleri hakaret, küfür ve ağza yakışmayan ifadelerle olur. Rahman'ın has kulları talu selame ve ibadur rahman. Rahman'ın kulları ellezine yemşûne alel ardı. Onlar yeryüzünde yürürler. Ve izâ hâtabahumul cahilûne. Cahillerle muhatap olduklarında, karşılaştıklarında alu selama, selam der geçerler. Siz selam deyip dediye, cahile, bilgisize, atarlı konuşana dahi selam verebiliyor musunuz? Verebiliyor muyuz? Verebiliyorsak o zaman biz Rahman'ın has kulları olma nimetine erişmişiz demektir. Furkan suresinin bu ayeti kelimesine göre. Kıymetli dostlar, İyi bir insan olmak için çok okumuş olmak gerekmiyor. İnanın, Anadolu'nun güzel ülkemizin arifleri, arifeleri, irfan sahibi yani örfünü adetini bilen, mana yolculuğunda Rabbini tanımış, her türlü nimetin farkında olan arif-i billah olmuş. O insanlar o güzel halleriyle kendilerini de, baktıkları, gittikleri hayvanları da, içinde bulunduğu meclisin, köyün, kasabanın, şehrin kıymetini bilerek, dökülen yaprakların, açan güneşin, gece tepede var olan ayın her birinin kıymetini çok iyi bilmişler ve biliyorlar. Allah onlardan razı olsun. Gönül insanları bambaşka, gönül insanı olmak bambaşka bir nimet, bambaşka bir erdem. Allah bu duyguları içimizde yaşatmayı nasip eylesin. İnsanların güzel hallerine bakarak onları kucaklayabilmeyi, var olan değerleri yukarı doğru çıkartabilmeyi, bütün insanların, tüm insanlık adına, tüm dünya adına güzel şeyler yaptığını, yapabildiğini ve yapabileceğini düşünerek güne uyanmayı hepimize nasip eylesin. İnanın, belki polyanlıcılık diyeceksiniz. Belki çok saf bir bakış, bu kadar da saf olmamak lazım. Kötüleri görmüyor musunuz? Haberlerde bas bas bağırıyorlar. Peki bu kadar kötüyü ön plana çıkararak, bu kadar kötü örneği devamlı gündemde tutarak İçimizdeki iyileri ve iyilikleri unutacak mıyız? Yani beni vuran adamı devamlı konuşarak sokakta her an bir kötü olayla karşılaşırsınız diyerek kötüyü hatırlatmak mı güzel? Başıma böyle bir olay geldiğinde beni yerden kaldıran Aydın kardeşimi hatırlayıp ona teşekkür etmek mi? Hangisi? Hangisi? Allah aşkına. Bence ikincisi.
Yani yapılan iyiliği unutmamak. Kötülükleri unutacağız. Yaptığımız iyilikleri de unutacağız. Bize yapılan iyilikleri ve bizim yaptığımız kötülükleri unutmayacağız. Neden mi? Bir daha onu yapmayalım. Kötülüğü anlamında söylüyorum. Onu yapmayalım diye. İyiliği çoğaltalım. İyiliği çoğaltmak dünyadaki güzelliği artırır. Allah inşallah وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ İyilikle, iyilik yapanlarla beraber bizim canımızı al diye dua etmiş ya Kur'an. اَنْ اللّٰهُمَّ جَعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ مَبْرُورِينَ Yani Allah'ım bizi tevbe edenlerden ve iyiliği adet haline getirenlerden eyle diye dua edelim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a emanet olun.